Hava kirliliği sebepleri: 1. Kalitesiz yakıt kullanımı. 2. Egzoz gazları. 3. Sova ya da kalorifer gibi ısıtıcıların uygun koşullarda yakılmaması. 4. Olumsuz hava koşulları. 5. Doğaya zararlı kozmetik kullanımı. 6. Sanayi tesislerinin yanlış konumlanması nedeniyle ortaya çıkan hava kirliliği. 7. Trafikten kaynaklanan hava kirliliği. Hava kirliliği sonuçları. Hava kirliliği, astım, kronik tıkayıcı hava yolu hastalıkları, akciğer kanseri, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları ile çocuklarda akciğer gelişiminin bozulmasına, astım ve bronşit ataklarına, kalp krizi, kalp yetmezliği ve felçlere neden olmaktadır. Hava kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Yakıt tüketimi azaltılmalı. Temiz enerji kaynakları ve kaliteli yakıtlar kullanılmalı. Yakıtlar sobe ve kaloriferlerde tekneye uygun yakılmalı. Binalarda ve evlerde ısı yalıtımına gidilmeli. Kalorifer ve soba bacaları her sezon başında mutlaka temizlenmeli. Toprak kirliliği sebepleri: yerleşim alanlarından çıkan atıklar, egzoz gazları, endüstri atıkları, tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler. Toprak kirliliğinin sonuçları: bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı sıra toprak kayması, taşkın ve çığ felaketlerini artırır. Verimsizleşen ve yok olan tarım arazileri üzerinde yaşayanları besleyemez duruma gelir. Kırsal kesimden kentlere doğru göçü artırarak büyük ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açar. Toprak kirliliğine karşı alınacak tedbirler: tarım ilaçlarının toprağa zarar vermeyecek şekilde kullanılması, toprağın gübrelenmesinde bilinçli hareket edilmesi, çöplerin toprağı kirletmeyeceği bir yerde ve şekilde toplanması, deterjanlı ve diğer atık suların belirli yerlere dökülmesi. Su kirliliğinin sebepleri: kanalizasyon ve atık su, tarımsal akıntı, endüstriyel atıklar, petrol sızıntısı, denizlerdeki çöp yığını ve plastik kirliliği, radyoaktif atıkları. Su kirliliğinin sonuçları: ekolojik dengenin bozulmasına sebep olabilir, bulaşıcı ve ölümcül hastalıklara neden olabilir, suda yaşayan canlıların ölmesine ve bazı türlerin neslinin tükenmesine yol açabilir, hayvan çeşitliliğinde azalmalar meydana gelebilir, tatlı su kaynaklarının tükenmesine neden olabilir, kuraklık meydana gelebilir, kalitesiz sulamaya bağlı olarak sağlıksız tarım ürünleri yetişebilir, ormanlık alanların gelişmesine engel olabilir. Su kirliliği nasıl önlenir? Temizlikte daha az kimyasal kullanmak, biyolojik olarak parçalanmayan atıkları lavabodan atmamak, ilaç atıklarını kanalizasyona karışmasını önlemek, tıbbi atıkları suya atmamak, su tasarrufu yapmak, bahçede pestisit ve herbisit kullanmaktan kaçınmak. Işık kirliliği sebepleri: güçlü aydınlatmalar, reklam panoları, park sokak lambaları. Işık kirliliği sonuçları: gece gökyüzünde yıldızların görünmesini engeller, astronomik araştırmalara engel teşkil eder, ekosistemleri bozar, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır ve enerji israfına neden olur. Işık kirliliğini engellemek için neler yapmalıyız? Işıklar ihtiyaç duyulduğunda yakılmalıdır. Ortamın büyüklüğüne uygun aydınlatma aracı kullanılmalıdır. Sokak lambaları ışığı dağıtmayacak şekilde yapılmalıdır. Koşullara uygun aydınlatma yapılmalıdır. Gürültü kirliliğinin sebepleri: acil durum sirenleri, TV ve müzik aletlerinden çıkan yüksek sesler, hoparlörler, yapım onarım çalışmaları, taşıt alarm ve kornalar. Gürültü kirliliğinin sonuçları: genel olarak gürültü olarak adlandırılan her türlü ses insan sağlığını fizyolojik ve psikolojik olarak etkiler. İstenmeyen bu sesler sinir, saldırganlık, hipertansiyon, yüksek stres, kulak çınlaması ya da kulak uğuldaması, duyma kaybı, uyku bozuklukları gibi pek çok sonuç doğurabilir.
Gürültü kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Motorlu taşıtlarda susturucular kullanılabilir. Özellikle motosikletlerin sebep olduğu gürültünün azaltılması gerekmektedir. Konutlarda, iş yerlerinde, fabrikalarda, hastanelerde ve okullarda ses yalıtımı uygulaması yaptırarak gürültü kirliliğinin önüne geçilebilir. Çevre miras değil, gelecek nesillere devredilecek emanettir. Çevremizi temiz tutalım.